Kıymetli arkadaşlar, günümüz bereketli olsun, hayırlara vesile olsun. Amin. Bugün inşallah hepimizin gündemi olan, hepimizin gündemi olması gereken bir konuyu konuşacağız. İmanın şartlarından bir tanesi de peygamberlere iman etmek. Peygamberlere iman içerisinde tabi en başı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman etmek. Şimdi bugünkü konumuz Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden bahsedeceğiz. Aslında ona olan imanımızın boyutlarını konuşacağız. Ona olan imanımızın neyi gerektirdiği üzerinde duracağız. Bu konunun önemi, az önce söylediğim, hepimizin gündeminde olan ya da gündeminde olması gereken, niçin gündemimizde olması gerekiyor? Bu konudaki zafiyetimiz imani problemlere yol açar. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e inanıyoruz, iman ediyoruz ama ona iman ettikten sonra ortaya koyacağımız belki bazı kusurlar, bazı ihmaller, bazı ya ben bilmiyordum böyle yapmam gerektiğini gibi hususlar bizi vebale götürür. Bazen o vebalde ne yapar? Bizi imani anlamda sıkıntılara koyar. Mesela şimdi Hucurat suresinde Cenab-ı Allah hemen Hucurat suresinin 2. ayetinde "Ey iman edenler! Allah Resulü'nün yanında sesinizi yükseltmeyiniz. Eğer birbirinize seslendiğiniz gibi onun yanında da konuşursanız amelleriniz boşa gider." buyuruyor. Yani bu ne demek? Birisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında sesini yükseltecek olursa, sesinin tonu yükselecek olursa kılmış olduğu namazı, tutmuş olduğu orucu ve diğer ibadetleri boşa gitti demektir. Bir anda sıfır. Bakın ne yaptı? Bir zafiyet, bir insani zafiyet belki de, ama sesin yükselmesi aslında bir insani zafiyettir. Konuşurken günlük hayatta bir anda sesimiz yükselebilir. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanında böyle bir şeyin olması amellerin boşa gitmesine sebep oluyor. Yaptığımız işler, yaptığımız hayır hasenat, bir sürü şey bir anda boşa gidebiliyor. Ama şimdi bu ayet ne yapıyor? Bize bir usul belirtiyor. Hatta bu ayet nazil olduktan sonra sahabe-i kiram diyor ki biz birbirimizle konuşurken bazen anlamazdık, tekrar ettirirdik. Yani sahabe-i kiram artık kısık sesle Resulullah Efendimizin yanında konuşmaya başlıyorlar. Yani şu ses tonunu bile, şu anki ses tonunu bile diyelim ki bunu bile yüksek görüyorlar. Aman bir hatamız, bir kusurumuz olmasın diye. İşte bir müminin Fahri Kainat Efendimiz'e karşı sallallahu aleyhi ve sellem vazifelerini bilmesi, görevlerini bilmesi, ona karşı nasıl bir tavır içerisinde olması gerektiğini bilmesi, öğrenmesi onun görevidir ve imanımızın bir gereğidir. Peki bu görevler nelerdir diye şöyle ayetlere bir bakacak olursak, ayetler ışığında, ayetler bize neler söylüyor? Tabii ki öncelikle şu mesele, yani peygamberimize iman meselesi sohbetimizin konusu değil. O zaten başta olması gereken şeyler. Ama zaman zaman biliyorsunuz böyle bazı ayetlerden hareketle peygamberimize iman olmadan da olur gibi yaklaşımları olanlar oluyor. Yani ehli kitabın durumu ne olacak? Şimdi adam mesela diyor ki ya bir adam var çok iyi, çok güzel, çok hayırlı işler yapmış, çok hayırlı hizmetler yapmış. Hakikaten de öyle. Gerçekten duyan herkesin takdir edeceği işler yapmış. E şimdi bu iman etmedi diye cennete gitmeyecek mi? Diyenler oluyor. Hatta bunun üzerine bak Allah ayette şöyle buyuruyor. Bir de ayet getiriyor. Bir de hadis getiriyor derken itikadi anlamda çok problemli, çok sorunlu bir noktaya gidiyor. Şimdi bakın arkadaşlar, bir şey söyleyeceğim. Lütfen bu gibi meselelerde
şunu düşünelim. Sizin evinize ben bir misafir getireceğim. Ben sizin yakın bir arkadaşınızım, öyle düşünün. Sizin evinize bir misafir getireceğim. Diyorum ki bu misafir çok iyi. Şu kadar hayır hasenatı var. Çok hayırsever. Tanıyan herkes seviyor onu. Öyle iyi bir insan, öyle güler yüzlü bir insan. Bir güler yüzünü gör. Yani dersin ki ya şu güler yüzü bile yeter. Faziletlerini anlattım. Ne dersiniz? Benim ya bir misafir getireceğim teklifime evet dersiniz. Buyursun gelsin ya tanışalım dersiniz. Ama bir kusuru var. Nedir? Seni tanımıyor. Sana karşı olumsuz duygular içerisinde. Senin mahremiyetini, senin aileni, senin varlığını yok sayıyor. Seni insandan saymıyor, seni adamdan saymıyor desen ne dersiniz? Benim evimde ne işi var dersiniz. Ya ama çok iyi bir insan. Onun iyiliğini ben ne yapayım dersiniz. Benim evime getiriyorsun kardeşim. Benim evime getireceğim bir insanın bir defa beni tanıması lazım. Öyle değil mi? Şimdi buraya da sohbete, derse gelen bir hocanın öncelikle bu kurumu tanıması lazım. Değil mi? Yani kabul etmesi lazım. Ya şöyle bir insan olabilir mi? Ya aslında bu kurumu hiç tanımayan, hiç ne bileyim hatta bu kurumun aleyhine çalışan biri ama çok iyi sohbet ediyor, gelsin burada bir konuşsun. Ya hiçbir akıl mantık bunu kabul etmez ki. Peki o zaman cennetine talip olduğumuz Cenab-ı Allah, cennet Allah'ın. Ha bizim kendi cennetimiz varsa o çok iyi olan gayrimüslimi, kafiri oraya atabiliriz. Kendi cennetimiz varsa. Ama Cenab-ı Allah'ınsa bu cennet, yani Allah'a iman etmeden, Allah'a imanın bir yine gereği olan Resulullah'a, Kur'an-ı Kerim'e ve diğer imanın hususlarına iman etmeden onun cennete girebileceğini hangi mantıkla düşünebiliriz? Yani cennet Allah'ın cenneti. Bu adam Allah'ı yok sayacak ya da peygamberi yok sayacak, Kur'an'ı yok sayacak. Ondan sonra biz diyeceğiz ki bu adam çok iyi bir insan, bu adam cennete girmeli. Yani bu yanlış bir ifade olur arkadaşlar. Tabii ki de herkesin iç dünyasını, dış dünyasını Allah bilir. Yani şu manada insan iyidir, hastır, iman etmiş olabilir, bilemeyiz. Biz kimseyi cennete, cehenneme gönderme heveslisi değiliz. O öyle kimseler için de dua ederiz. Nasıl dua ederiz? Rabbim hidayet versin. Ya şu adam o kadar iyi bir insan ki bir kelime-i şehadet getirse evliya. Bir kelime-i şehadet engel evliya olmasına. Yani evliya, resmen evliya bu adam diyeceğimiz insanlar olabilir. Onlara dua ederiz. Şimdi Peygamberimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bakın aklen, mantıken, şimdi muhatapları kimlerdi? Müşriklerdi. Kimlerdi? Yahudilerdi, Medine'de bilhassa ve çok fazla olmasa da sayıları kısmen Hristiyanlardı. Resul-i Zişan Efendimiz hiçbir müşrik kimseye şunu dedi mi? Yani Müslüman olmuyorsanız da bari Hristiyan olun, bari Yahudi olun, hani bari kendinizi öyle kurtarın dedi mi? Bunu demedi. Bilakis buyurdu ki benim tebliğimi duyan bir insan bana iman etmeden ölürse cehenneme girer. Sahih Müslim'de yer alan bir hadis-i şerif. Yani o yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e iman etmeme diye bir durum söz konusu olamaz. Yani bu bir defa imanla mükellef. Ha onu duymayanlar, etmeyenler vesaire, onlar ayrı zaten. Onlar bizim akaid kitaplarımızda onların durumları yer alıyor. Bir insan kutuplarda yaşamış, yok işte Amazon ormanlarında yaşamış, İslam'ı hiç duymamış. Onları konuşmuyoruz zaten. Onları zaten konuşmuyoruz. Onların durumları özel, fetvaları özel. Sizler zaten biliyorsunuz. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı en önemli vazifemiz tabi itaat etmek. İtaat etmek. Mesela Kur'an-ı Kerim'de hepimizin bildiği ayet-i kerime Âl-i İmrân suresi 32 ve 33. ayetler. Cenab-ı Allah buyuruyor ki değil mi? De ki onlara eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz. Ki Allah da sizi sevsin. Yani Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem kadru kıymetini görme anlamında,
yani peygamberimizin değerini, kıymetini anlama noktasında bu ayet bile yeterlidir. Çünkü Cenab-ı Allah Rab değil mi? Şimdi Rabb'ı sevme iddiasında olanlar, yani diyorsunuz ki ben Allah'ı çok seviyorum. Kur'an-ı Kerim diyor ki Habibime uy ki bu iddian doğru olsun. Ben ona uymadan, ona tabi olmadan, onun gösterdiği yolda gitmeden Ya Rabbi ben seni gönülden seviyorum ifadesinin Allah katında bir kıymetinin olmadığını Cenab-ı Allah burada söylemiş oluyor. De ki onlara eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun da Allah da sizi sevsin de günahlarınızı bağışlasın. Yani Resulullah'a tabi olma gayretinin bir faydası denen nedir? Günahlarımızın bağışlanmasıdır. Eğer ki bir müminin gayreti, çabası Fahri Kainat Efendimiz'e tabi olmak ise, onu kendine örnek almaya çalışıyorsa her şeyde hatalar, kusurlar ne oluyor? Bağışlanıyor. Ona tabi olma gayretinin neticesinde. Sonra ayet-i kerime, bir sonraki ayet-i kerimede eğer yüz çevirirlerse Allah kafirleri, de ki onlara Allah kafirleri sevmez. Yani Resulullah'a itaatten yüz çevirmek küfürdür diyor Cenab-ı Allah burada. Nur suresinin 63. ayeti, bu da ilginçtir arkadaşlar. Şöyle mealen söyleyelim. Onun emrine aykırı davrananlar başlarına ya bir belanın gelmesinden ya da can yakan bir cezaya çarptırılmaktan korksunlar. Resulullah'ın emirlerine aykırı, sünnetine aykırı yaşayanlar ya başlarına bir bela gelecek, dünyevi bir bela, bir musibet gelecek yahut da ne olacak? Onlar ahirette elem verici bir azapla karşı karşıya kalacaklar. İki insan aralarındaki bir anlaşmazlık sebebiyle Fahri Kainat Efendimiz'e gelmişler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aralarında bir hüküm buyurmuş. Onlar huzurdan ayrıldıktan sonra verilen hükme gönülleri çok razı olmamış. Yani çok tatmin olmamışlar. Demişler ki bir de bunu Hazreti Ömer'e soralım. Hazreti Ömer'e gidiyorlar. Hazreti Ömer'e bunu sorduklarında, Hazreti Ömer siz bunu benden önce birine sordunuz mu? Diyor. Evet Resulullah'a sorduk deyince peki ne dedi? Şöyle şöyle dedi. Bana niye geldiniz? Bir de sen söyle. Yani bir de sana soralım. Sen daha isabetli karar verirsin falan diye söyleyince Hazreti Ömer diyor ki aynen ifadede de böyle geçiyor arkadaşlar. Ben kitaba bakayım da fetvanızı vereyim. İçeri geçiyor. Kılıcını aldığı gibi birinin kafasını koparıyor, diğeri de kaçıyor. Şimdi durum bu. Çok dehşet bir durum. Bir yönden bakarsak değil mi? Ya burada fikir özgürlüğü diyemez miyiz biz buna? Şimdi Resulullah Efendimiz bu haberi duyunca yani mümine böyle yapılmamalıydı buyuruyor ve ayet geliyor. Ayet-i kerime de arkadaşlar gelen ayet-i kerime Nisa suresinin 65. ayeti. Diyor ki Cenab-ı Allah ey Habibi Zişanım onlar aralarındaki bir anlaşmazlık sebebiyle seni hakem tayin ederler de verdiğin karara gönül huzuruyla bağlanmazlarsa, teslim olmazlarsa onlar iman etmiş değillerdir. Hani Resulullah Efendimiz mümine böyle yapılmaz. Evet doğru yapılmaz. Onlar ama onlar iman etmiş değillerdi. Onlar imanlarını nerede kaybettiler? Senin huzurundan çıktıklarında verdiğin hükme içleri huzursuz olunca kaybettiler diye burada Hazreti Ömer'in de yapmış olduğu davranışı ayet-i kerime onaylamış oluyor. Evet, son vereceğimiz örnek Ahzab suresinin 66. ayetinde de arkadaşlar o gün kafirler yüzüstü cehenneme atıldıklarında diyecekler ki
Keşke biz peygambere itaat etseydik. Keşke biz peygambere itaat etseydik diyecekler. Evet arkadaşlar, yani itaat etmek, tabi olmak, yani mümin olmamızın bir gereği. Bir hadisi şerifte de buyurulduğu üzere, sizden birinin heva ve hevesi, istek ve arzuları benim getirdiğime uymadıkça, yani getirdiğim dine uymadıkça o kişi iman etmiş olmaz buyuruyor. Yani bizim heva ve heveslerimiz bile, günlük alelade arzularımızın bile sünnete uygun olması gerekir. Dört dörtlük sünneti yaşayabilmemiz mümkün olmaz. Kolay değil dört dörtlük sünneti yaşamak, her şeyiyle sünneti yaşamak. Ama sünneti yaşama gayreti içerisinde olmak. İtikad olarak onun gerekliliğine inanmak. Hangi ideoloji olursa olsun, o ideolojinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine uyduğu ölçüde değerli olduğunu düşünmek. Hangi ideoloji olursa olsun, hangi inanç olursa olsun, ne kadar sünnete uyuyorsa o kadar başarılıdır, o kadar iyidir, o kadar doğrudur buna inanmak. Arkadaşlar, bir başka önemli görevimiz itaatle beraber muhabbet, sevgi. Tevbe suresinin 24. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Allah de ki, babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aileniz, sülaleniz, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaretiniz, sevdiğiniz mekanlar, meskenler size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevimli geliyorsa Allah'ın hakkınıza vereceği hükmü bekleyin. Bu çok dehşet verici bir ayet-i kerime arkadaşlar. Şayet buradaki sayılanlar anne baba, eş dost, mal, mülk, ticaret, iş, dünyada karşımıza çıkan her neyse bize Allah'tan, Resulullah'tan ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevimliyse, daha öncelikliyse işte Allah'ın vereceği, hakkınıza vereceği hükmü bekleyiniz diyor Cenab-ı Allah. Bakın şimdi burada bir parantez açıp şunun sebebini de buna bağlayabiliriz. Nedir açtığımız parantez? Osmanlı döneminde bilhassa bu salgın hastalıkların olduğu, savaşların olduğu, felaketlerin olduğu dönemlerde insanların yaptığı manevi bazı şeyler vardı. Bunlardan bir tanesi de Kadı İyaz'ın yazmış olduğu Şifai Şerif'i okumak. Şifai Şerif. Şifai Şerif nedir? Şifai Şerif kitabı ki Şerif der bizim ecdadımız. Şifadır. Eşşifa bi tarife hukukil Mustafa ama ona Şifai Şerif, şerefli şifa kitabı nedir? Müslümanların peygamberimize olan vazifelerini, yani burada konuştuğumuzun çok daha delilleriyle, çok daha teferruatlısını o kitapta buluruz. Ve her Müslümanın mutlaka okuması gereken bir kitaptır. Hatta her Müslümanın bir kere değil, yani sık sık okuması gereken, bitirdiğinde tekrar başlaması gereken bir kitaptır arkadaşlar. Eğer okursanız bu söylediğim sözün ne kadar doğru olduğunu görürsünüz. Şimdi niye Şifa-i Şerif okuyor? Bir salgın hastalık başlamış. Hemen Şifa-i Şerif okuyorlar. Şundan dolayı. Biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı bir takım vazifelerimizi acaba ihmal mi ettik? Ona itaat noktasında, muhabbet noktasında, bağlılık noktasında acaba bazı şeyleri onun önüne mi geçirdik? Bir şifa okuyalım, hatırlayalım, şöyle kendimize gelelim. Ve bu sayede de Cenab-ı Allah üzerimizden ne yapsın? Bu felaketleri, belaları, sıkıntıları üzerimizden atsın. Mesela biz bu Kurtuluş Savaşı yıllarında, Sultan Abdülhamid'in son zamanlarında Sultan Abdülhamid'in Şifa-i Şerif okuduğunu biliyoruz. Hatıratında, yani ordunun muzaffer olması için. Yani ilginçtir arkadaşlar. İlginçtir. Ama
Bu bir geleneğin devamıdır. Yani hadi boş durmayayım da şu kitabı okuyayım anlamında değil, bir geleneğin devamıdır. Arkadaşlar, peygamberimize olan sevginin iki türü vardır sallallahu aleyhi ve sellem. İki türü var. Bunlardan bir tanesi her Müslümanda olması gereken, diğeri de artık kişilerin kendisine bırakılmış. O eftaliyettir ikincisi. Her Müslümanda olması gereken sevgi, bir Müslümanın bir sünneti bildiğinde, bir konuda Resulullah Efendimizin bir ikazını bildiğinde hemen orada durması. Resulullah böyle mi buyurdu? Tamam, bu iş benim işim bitmiştir. Ne olursa olsun. Ya ama şu kadar para kaybedeceksin, hiç önemli değil. Benim için önemli olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu işi yapmak. Bu her Müslümanda olması gereken. Sevgi budur. Diğeri nedir? Diğeri muhabbet. Eftaliyet dediğimiz. Yani kişinin şöyle oturup tefekkür ettiğinde, yahu Resulullah'ı ne kadar özledim. Ah bir görsem, ah bir Medine'ye gitsem, ah bir efendim Ravza-i Mutahhara'da şöyle bir bulunsam diye iç geçirmesidir. O eftaliyettir. Fazilettir. Ama herkes de, çünkü her Müslümanda bunun bulunmasını beklemek, yani Resulullah'ı her şeyden çok sevmenin manası bu değil. Bu anlamda bir sevgi değil. Nasıl bir sevgi? Şuna benzetmiş alimlerimiz. Şimdi bir örneğin çikolataya olan sevgi doğal bir sevgidir değil mi? İnsanın içinden gelir. Çikolatayı sever bir insan. İçinden veya sevmez. İçten gelir. Kişinin annesini sevmesi, eşini sevmesi, çocuğunu sevmesi bu kabilden bir sevgidir. İçten gelir o. Ha, Resulullah Efendimiz'e beklenen sevgi, müminlerden beklenen sevgi bu değil. Bu alül ala olan kısmı. Peki olması gereken sevgi nedir? O da bir ilaca duyulan sevgidir. Hasta olan bir insan ilaç acı da olsa o ilacına ilacım nerede diyor. Ya içeceksin ama şimdi işte yüzün ekşiyecek. O ilacın tadından dolayı diyelim ki. Ama hayır, ben mutlaka o ilacı içmeliyim. İşte beklenen sevgi bu. Yani bazı şeyler bize acı gelebilir. Sünnet-i Seniyye'deki bazı yapmamız gereken şeyler bize acı gelebilir. Buna rağmen yapmak. Acı gelse de yapmak. Acı da gelse, tatlı da gelse o ilacı nasıl içiyorsak sünnetteki bir gerekliliği de o şekilde yerine getirmek. Arkadaşlar, sevginin manası budur. Yani Resulullah'ı sevmenin manası budur. Diğeri bizim sahabede çok örneklerini gördüğümüz sevgi, o artık fazilet, üstünlük, farklı bir şeydir. Bakın, Amr bin Osman isminde Safari devletinin bir hükümdarı var. Şimdi sevgi niye önemli, neden önemli? Bir örnek. Bu hükümdar ordularının kuvveti ve kendisinin kahramanlıklarıyla meşhur biri. Bir sürü cihada çıkmış, bir sürü sefere gitmiş, bir sürü zaferler kazanmış bir komutan. Ölüyor. Öldükten sonra bir kimse rüyasında görüyor. Diyor ki, Cenab-ı Allah sana nasıl muamelede bulundu? Diyor ki, Allah beni bağışladı. Allah seni neyden dolayı bağışladı? Şimdi burada bir sürü sefere gitmiş, bir sürü başarılar elde etmiş olan bir devlet başkanı. Diyor ki, beni diyor şundan dolayı Cenab-ı Allah bağışladı. Ben bir gün bir tepeye çıkmış ordularımı teftiş ediyordum. Şöyle diyor, ordularıma baktım. Baktım. Çokluğu hoşuma gitti. Yani vay be dedim, ya ne kadar çok, ne kadar tertipli, ne kadar düzenli, sevindim. Sonra diyor, içimden şunu geçirdim. Keşke ben bu orduyla
asr-ı saadette olsam da bu orduyla beraber Resulullah Efendimizin emrine girip böyle onunla cihada çıksam ne güzel olurdu diye içimden geçirdim. İşte diyor bu iç geçirme benim bağışlanmama vesile oldu. Bakın bir iç geçirme. Sevginin önemini görüyor muyuz? Resulullah Efendimiz'e duyulan sevgi. Bir iş, ya koskoca devlet başkanı. Yani şuradaki kazandığım zafer, buradaki buraya gittiğim cihat, işte şurayı fethetmiş olmam vesaire falan değil. Şu ordumla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında olsam da bu orduyu onun emrine versem ve cihada çıksak onunla düşüncesi onun kurtuluşuna vesile oluyor arkadaşlar. Şimdi önemli tabii ki görevlerimiz hani sevmek, itaat etmek ama her şeyden önce de onu tanımak gerekiyor arkadaşlar. Tanımadığımızı sevemeyiz. Tanımadığımıza itaat edemeyiz. Peki nasıl tanıyacağız? Az önce Şifa-i Şerif diye bir kitap söyledik. Mesela o kitabın okunması bir tanıma adımıdır. Peygamber Efendimiz'i tanımak sadece siyerini okumak değil, siyerini bilmek, hayatını bilmek, sünnetini bilmek, şemailini bilmek. Mesela şimdi bir soru sorulsa, Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem mübarek sakalları, saçları nasıldı? Ne deriz? Bizim buna gözümüzle görmüş gibi cevap vermemiz lazım. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam deyince gözümüzün önünde saçı sakalı ağarmış, böyle uzun, böyle biri gelmeyecek, bir piri fani gelmeyecek arkadaşlar. Yanlış, bak yanlış oldu o. Tanımıyoruz. Peki ne olacak? Nasıldı? Sahabe diyor ki, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın saç ve sakallarında 20 tane beyazlık yoktu. Birkaç böyle beyazlamaya başlamış tel vardı. Yani simsiyah saçlı, simsiyah sakallıydı. Aa, bakın. Kaç yaşında? 63 yaşında. Var mıdır 63 yaşında simsiyah saç, simsiyah sakal? Bir şeydir yani bir sebebi olmalıdır. Yani öyle bir şey var ama Cenab-ı Allah o mükemmelliği Resulüne vermiş, Habibine vermiş. Yani saçın sakalın ağarması iyi bir şeydir. İşte Allah yolunda ağrıyor bu sakallar, saçlar değil mi? Allah yolunda mücadeleyle. Selçuk Bey, ben tanıdım tanıyalım daha öncesinde yıllardır burada bir mücadele veriyor. Yıllardır. Yani o saçlar, sakallar siyahtı. Yavaş yavaş beyazlamaya başladı falan. Ne diyecek işte 30 yıldır, 40 yıldır, inşallah 50 yıl, 60 yıl burada bu mücadeleyi verdik. Bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müminin nurudur buyuruyor. O beyazlık müminin nurudur. O bir nurdur. Fakat siyah kalmış olmasının ayrı bir şeyi vardır değil mi? Bir güzelliği vardır, eftaliyeti vardır. İşte onu da Resulullah Efendimiz'e vermiş Cenab-ı Allah. Evet arkadaşlar. Bakın şimdi ya bunu bilmesek olmaz mı? Bilmesek olmaz mı? Bilmezsek bir defa nankörlük yapmış oluruz, tamam mı? Niye nankörlük yapmış oluruz hocam? Ne var, ne alaka var nankörlükle? Zaten tanımadığımız birine itaat edemeyiz arkadaşlar. Yani Resulullah Efendimiz bir hayal değil. Bir hayal. Farz edin ki bir değil, farz edin ki değil. Biz bugün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin neredeyse hayatının her anını biliyoruz. Hayatının neredeyse her anını biliyoruz. Hadis-i şerif kitaplarına baktığımız zaman. Şimdi niye nankörlük dedim? Mesela şöyle bir soru sorsak. Size hayatta en çok kim sever? Anneniz mi, babanız mı? Ne dersiniz? Veya eşiniz mi? Anne. Arkadaşlar anne deyin, baba deyin ya da eş, dost deyin. Bu cevapların hepsi de yanlış. Çünkü Kur'an-ı Kerim diyor ki Tevbe suresinin 128. ayeti. Size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona zor gelir. Sizin sıkıntıya düşmeniz ona zor gelir. Ve size çok düşkündür. Müminlere şefkatlidir ve merhametlidir.
Yani bir mümin düşünün ki bir müminin sıkıntıya düşmesi ona zor geliyor. Öyle bir peygamber. Yani bir baba bile evladını her daim düşünen bir baba bile bazen illallah ediyor değil mi? İllallah ediyor. Evladını kovan babalar yok mu? Evlatlıktan güya reddeden babalar yok mu? Ne bileyim işte ölsem cenazeme gelmesin diyen babalar yok mu? Ama Resul-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Şefaatim kimin içindir buyuruyor arkadaşlar. Söyleyin bildiğiniz hadis. Kimin içindir? Büyük günah işleyenler içindir. Bak sünnetime tabi olan veren demiyor. Büyük günah işleyenler içindir. Yani düşünebiliyor musunuz? Şu merhameti, şu şefkati, şu ümmetine olan düşkünlüğü. Şimdi biz yani bunun bu düşkünlük karşısında yani bir şemail okumayacak mıyız? Onu tanıma anlamında, onu anlama anlamında bir çaba sarf etmeyecek miyiz? Bir siyer okumayacak mıyız? Bir hadis okumayacak mıyız yani? Bu nankörlük olmaz mı? Bakın bu da yetmiyor. Bu da yetmiyor. Duha suresi nazil olduğunda وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Rabbin sana verecek ve sen razı olacaksın. Ayeti nazil olunca bazı müfessirlere göre Kur'an'ın en ümit verici ayeti bu ayettir. Bu konuda da bir tartışılır. En ümit verici ayeti hangisidir? Değişik şeyler söylenir. Hepsi de doğrudur aslında. Ama en ümit verici ayetini bazı müfessirler bu ayet olduğunu söyler. Rabbin sana verecek ve sen razı olacaksın. Çünkü bu ayet geldiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuştur ki Ya Rabbi ümmetimin tamamı cennete girmeden ben razı olmayacağım. Bakın ümmetimin tamamı cennete girmeden ben razı olmayacağım. Ümmetimin tamamı cennete girecek, ben razı olacağım. Ayet ne diyor? Rabbin sana verecek ve sen razı olacaksın. Rabbin seni razı edecek. O da ne buyuruyor? Ben ancak ümmetimin tamamının cennete girmesiyle razı olurum. Bir hadis-i şerifte de şöyle buyurur. Arkadaşlar bu da önemlidir. Her peygamberin mutlak kabul edilen bir duası vardı. Mutlak kabul edilen bir duası. Peygamberlerin duası kabul ama bir özel duası vardı. Her peygamber bu duayı dünyada yaptı. Ben de ümmetimin tamamına şefaat edebilmek için bu hakkımı ahirete sakladım. Şimdi bir baba evladına en fazla bir ev veriyor, bir araba veriyor değil mi? Yani normal standartlarda. Dünyayı versin ne olacak? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimin tamamına şefaat etmek için bu duayı ahirete sakladım buyururken yani bir ayrım da yapmazken ümmet arasında bir ayrım da yapmazken ve şefaatim de büyük günah işleyenleredir. Yani büyük günah işlemiş olsalar da benim onların azap görmelerine içim razı olmayacaktır manasında onlara şefaat edeceğim demesi bize olan şefkatinin, merhametinin bir şeyidir, göstergesidir arkadaşlar. Tabii ki onun sünneti. Bakın size bir soru sorayım. Şimdi bir gayrimüslim, peygamberimizin ibadetlerle alakalı değil, günlük yaşantıyla alakalı tavsiyelerine dikkat etse, bir gayrimüslim, onun günlük yaşantıyla alakalı tavsiyelerine dikkat etse, mesela nasıl örnek verecek olursak işte yemek yemeden önce elleri yıkamak gibi mesela. Diyelim ki işte yemeği önünden yemek gibi mesela. İşte sağ elle yemek gibi vesaire bir sürü. İşte biri size iyilik yaptığında ona karşılık verin. Hediye verdiğinde ona siz de bir hediye verin. Eğer hiçbir şey bulamazsanız Allah seni hayırla mükafatlandırsın deyin gibi. Bunun gibi günlük yaşantıdaki tavsiyelerine dikkat etse o gayrimüslim böyle mükemmel bir insan olmaz mı? Tabii bir de imanı olsa dört dörtlük olur da. Bak o insan bile yani bugün gayrimüslim bile kendi hayatını düzeltmek istiyorsa yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hani öğretileri diyorlar ya o öğretilere ihtiyacı var. Pandemi döneminde gördük Peygamber Efendimizin değil mi? Bu salgın hastalıklarla alakalı tavsiyelerini gayrimüslimler bile kullandılar. Bakın Hazreti Muhammed böyle söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem diye. Yani öyle esaslar ortaya koymuştu ki şunu demek istiyorum.
Bakın öyle esaslar, öyle incelikler ortaya koymuştur ki kıyamete kadar gelecek olan müminlere hitap ettiği gibi gayrimüslim bile tutsa, ona dikkat etse, o bile yaşantısını düzeltir. Bu muazzam bir şey değil midir? Yani şurada bir kural koyarsınız ortaya. 2 sene sonra o kuralı değiştirirsiniz. 10 sene sonra o kural üzerinden 5 tane daha değişmiş olur. 50 sene sonra kural her şey unutulmuş olur. Bu böyledir. Ama 1400 sene önce çöl şartlarında ortaya konan esaslar bugün şehir ortamında bile 1400 sene sonra bile bize ışık tutuyor. Riyazu Salihin'i okudunuz mu? Okumalısınız arkadaşlar. Riyazu Salihin'le başlamalısınız. Riyazu Salihin'i okuduğunuz zaman diyeceksiniz ki sanki Resulullah Efendimiz sanki bugün bize söylüyor sanki bunu. Sanki bizzat yani bu hadisler bence bugüne özel. Hayır, bugüne özel değil. Kıyamete kadar gelecek her güne özel. Öyle bir özelliği var. Öyle bir hususi bir durumu var. Şimdi sözlerimizi şöyle toparlayacak olursak. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir taraftan bizim için dualar etmişken, bize şefaat etmek için çaba göstermişken, öte taraftan ortaya koyduğu prensiplerle bize cennete giden yolları göstermişken, bizim onu tanımamamız, onunla alakadar olmamamız ne kadar doğrudur? Yani şimdi mesela ben size bir bilgi versem, desem ki arkadaşlar ben bir haber aldım, çok sağlam ama bana da inanıyorsunuz. Sizi cennete götürecek bir bilgi vereceğim, buna dikkat edin cennete girersiniz desem. Ben bu bilgiyi satacak olsam cebinizde elinize ne var verirsiniz? Cenneti ben Allah Allah, bizi cennete götürecek, inanıyorsunuz ama. Hadi canım demiyorsunuz. Bu sözüme inanıyorsunuz. Bir bilgi ki siz cennete gireceksiniz. Bunu yaptığınız zaman cennete gireceksiniz diyorum. Şimdi bu bilgiyi tekrar kurunca düzelirim. Düzeldi. Bu bilgiyi ben çok pahalı bir fiyata satabilirim değil mi? Düşündüğünüz zaman. Bakın sizi cennete götürecek kritik bir bilgi veriyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ona devam ederseniz cennete gireceksiniz. Bak çok basit. Ona devam edin cennete gireceksiniz. Ve ben bu bilgiyi satıyorum dediğimde bu çok kıymetlidir. Hele ben size bunu bedavadan da versem, bedavadan vermiş olsam ömür boyu bana minnettar olursunuz. Peki hadis kitaplarında bu tür bilgilerin haddi hesabı var mı? Peygamber Efendimiz şunu yaparsanız cennete girersiniz, bunu yaparsanız Allah'ın en sevdiği kul olursunuz, şunu yaparsanız bize her şeyi açıklamış. Her şeyi bize açıklamış. Nasıl nankörlük yaparız arkadaşlar? Eğer bize sorulduğunda peygamberimizin boyu nasıldı, yürümesi nasıldı, hayatı neydi, efendim sünneti neydi, ya şöyle bir hadis söyle, iki hadis söyle, bunlara bizim hemen bir şeyler söylememiz lazım. Babamızı tanıdığımız gibi, babamızı bildiğimiz gibi, hatta daha fazla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i tanımamız lazım. Netice itibariyle Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'a imanımızın bir devamı olarak onu sevmek, onu tanımak, tanıdığımız zaman sevmek ve sevdiğimiz zaman ona itaat etmekle yükümlülüğümüz var arkadaşlar. Hayatımızın merkezine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i alırsak o bizim için bir hayat sigortasıdır. Bunu kim söylüyor? Kur'an-ı Kerim söylüyor. Nerede söylüyor? وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ Ey Habibim, sen onların içinde olduğun sürece Allah onları azap edecek değil. Sen onların içindeysen Allah onları azap etmeyecek. O zaman Resulullah Efendimiz'i içimize, hayatımızın merkezine almamız lazım arkadaşlar. Her gün 2 tane hadis okuyalım. Her gün siyerinden bir bölüm okuyalım. Şemailinden bir şeyler okuyalım. Ve onu mesela salavat. Bakın salavat. Çok önemli de salavat getirmek. Her gün 100 tane salavat getirmeyi adet edinerek. Yolda yürürken, efendim otururken, konuşurken, dinlenirken, yatarken dilimizden salavatlar eksik olmasın. Bakın ne buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz?
Kıyamet günü bana en yakın olanınız, bana en çok salavat getirenizdir. Salavat arkadaşlar. Bir salavat getirmenin 10 sevabı var. Öyle buyuruyor Resulullah Efendimiz. Bakın, siz bir kere salavat getirirseniz Allah size 10 kere rahmet eder. Allah Allah. Ne var bunda? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Ya da sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem. 10, 20, 30 oldu. 30 kere Cenab-ı Allah rahmet etmiş oldu. Bir salatu selama, bir salavatı o kadar kıymetli ki salavatlarla alakalı kitaplar yazılmış. Salavatların fazileti, salavatların önemi, ehemmiyeti. İnanın her türlü problemin çaresi salavatlarda var. Bir şeye canınız sıkılıyor, bir şeye moraliniz bozuk, bir çıkmaza girdiniz. Çözemiyorsunuz bir şeyi. Yani artık çıkış yolu arıyorsunuz. Çok kolay. Günde 300 defa salavata devam edin. Görün bakın o iş nasıl çözülüyor. Şifa-i Şerif'i o niyetle okuyun. Bir şey var, gönlünüzü tırmalayan bir şey var. Açın Şifa-i Şerif'i, o niyetle okuyun. Ya Rabbi şu gönlümdeki, ulemanın sözleri bunlar arkadaşlar. İsmini şu an hatırlayamıyorum, bir zat öyle diyor. Ne zaman içim bunalsa diyor, Şifa-i Şerif'i açardım, biraz okurdum diyor, meselem diyor, müşkilim çözülürdü diyor. Ya evlenmeye niyet ettiniz, ya bir türlü nasip yok, çıkmıyor. Bir türlü çıkmıyor, ne yapacaksınız? Şifa-i Şerif okuyun, bakın sonuç ne olacak. İnanarak ama. Yani burada Şifa-i Şerif okumakta ne var? Fahri Kainat Efendimiz'den medet ummak var. Fahri Kainat Efendimiz'in bereketiyle bereketlenmek var. Ya hocam, iyi de. Yani Resulullah Efendimiz'in tamam sünneti eyvallah da yani onun nurundan bereketlenmek hani neticede dünyada değil, neticede ölmedi mi denebilir. Bazıları böyle de diyorlar. Kaside-i Bürde'yi duydunuz mu arkadaşlar? Kaside-i Bürde. Peki Kaside-i Bürde bir şiir ya, Resulullah Efendimiz'den bahseden bir şiir. 160 beyt olması gerek, lazım. Evet 160-161 beyt şeklinde. Şimdi bu şiiri yazan şair bu şiiri sebebiyle felç hastalığından kurtuluyor. Hocam İmam Buhusiri. İmam Buhusiri Hazretleri ve tarih boyunca örnekleri var. Ya felçli hasta. Yani doktorlar demiş bunun şeyi yok. Sen o şiiri okuyorsun. O şiirle şifa buluyor. Bak Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem tesirinin üzerimize nasıl olduğunu, nasıl devam ettiğini görün buradan arkadaşlar. Yani onunla bir çıkış yolu aramak. Yani salavat olur. Salavat getirin. İçiniz bir şeye sıkıldı. Oturun salavat getirin. Oturun salavat getirin. Açın Şifa-i Şerif'ten okumaya çalışın. Hayırlısı Kaside-i Bürde'yi okuyun mesela. Hastalara okunuyor. Günümüzde bile var. Günümüzde ben biliyorum yaşayan insanlardan var. Felçli olup da Kaside-i Bürde okuyarak şifa bulanlar. Hocam burada bir sıralama gerekir. Yani mesela önce Kur'an-ı Kerim'de şifa ayetleri var. Tabii. Sonra hadis-i şeriflerdeki dualar var vesaire. Yani şimdi güzel bir soru. Şöyle yani hastalık olduğunda, hasta olduğumuzda Cenab-ı Allah bazen bunun şifasını maddi sebeplere, bazen de manevi sebeplere bağlar. Hasta olan bir insanın maddi ve manevi sebeplere sarılması lazım. Yani doktora gitmesi lazım, tedavi olması lazım. Bununla beraber manevi sebepler. Bu manevi sebepler bazen Kur'an'daki ayetlerdir, bazı ayetlerdir. Hatta böyle tecrübeyle elde edilmiş şu sure okunursa şu hastalığa deva olabilir denir. O sure devam eder. Bazen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiye ettiği, işte şu şeyde şu okunur diye tavsiye ettiği dualar var. Yani bazen bunlar olur. Var. Ya Şafii zikri var. Bunların hepsi de olur. Bunların yanında yani hani Kaside-i Bürde gibi, ne bileyim Şifa-i Şerif gibi bu gibi eserlerin okunmasının da böyle bir faydası olabilir. Ha böyle hastalığa yakalanan bir insan hani böyle bir sıralama önce ayetleri okusun sonra hadisleri okusun. Yani belki buna gerek yok. Belki ne yapılabilir? Ya o anki hissiyat. Önce bir doktora gitsin. Bir maddi sebeplere sarılsın. Tıbbi nebevi var. Tabii. Yani. Sonra da ne yapsın?
Sonra da yani şimdi hepsini yok. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim en büyük şifa. Şimdi bunları konuşurken hani Kur'an-ı Kerim'in önüne haşa geçirmiş falan, Kur'an-ı Kerim en büyük şifa. O ayrı. Yani Kur'an-ı Kerim'in şifa olması ayrı. Kur'an-ı Kerim'deki şifa ayetleri var, dualar var. Onlar ayrı. Onlar zaten yapmamız gerekiyor. Ama burada şuna sadece dikkat çekmek istiyorum. Yani bir şiir bir hastalığa şifa olur mu? İşte Resulullah'a yazılan bir şiirse oluyor. Bakın yani Efendimizin bereketini görelim. Evet arkadaşlar, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorular alıyor muyuz soru? Sorular varsa soruların olmamasını üç sebebi vardır diyor Halil İbrahim Kutlay hocamız. Bir, her şey anlaşıldı, gayet güzel oldu. Soru soracak hiçbir şey yok. İkincisi, vallahi nereden girdin, nereden çıktın anlamadık. Ne soracağız bilmiyoruz. Üçüncüsü, fazla uzatmayalım. Zaten çok uzattın. Burada burada kalalım gibi. Yani bir ile üç arasındayız. Düşünüyorum da bulamıyorum. Eyvallah. Hocam Memiş bile soru soramıyorsa demek ki konu çok güzel anlaşılmış demektir. Aslında ben kesin sorardım yani. Eyvallah. Evet siz... Yok, ayet geliyor ya, ayet zaten olayı bitiriyor. Ayet, Hazreti Ömer'in buradaki bu davranışını haklı olarak görüyor. Doğru olarak görüyor çünkü onlar Müslüman değildi diye olay kapanmış oluyor. Hazreti Ömer'in çok şeyi var, böyle muvaffakatları var değil mi? Tabii, tabii. Hazreti Ömer'in çok muvaffakatları var vahye. Yani tabii buradan şu mana çıkmasın arkadaşlar. Hocam biz şimdi peygamberimize hakaret eden birini görünce ağzını burnunu dağıtalım mı? Gibi bir mana buradan çıkmasın arkadaşlar. Yani bu dediklerimden bu çıkmaz. Çünkü cezayı devlet verir. Bakın cezayı devlet verir. Yani kişilerin cezalandırma şeyi yok. Yani kişilerin kendi adına işte sen bunu böyle yaptın ben seni işte falan bir şey yok. Biz ancak fikri mücadele yapabiliriz. Bunun dışında yani bu anlattıklarımız alalım elimize kılıcı, sopayı biri Efendimiz'e bir şey söylemiş onun kafasını gözünü kırarım falan gibi bir şey söylemek uygun değil. Hukuk içerisinde bunların yapılması, işte bunlarla ilgili belki hani yasaların çıkarılması vesaire ki zaten belli yasalar da var bu konuda. Çok şeyine girmeyelim, çok konunun ayrının içine girmeyelim. Evet. Hocam anlattıklarınızdan farklı olarak bir şey soracağım. İslam'da mürtetler neden öldürülüyor? Güzel bir soru. İslam'da mürtetler, dinden dönenler neden öldürülüyor? De bu fikir özgürlüğü değil mi mesela? Dinden dönen mi, dinden çıkan mı? Dinden. Aynen. Hayır, şimdi Müslümandır adam Hristiyan olur ya da Müslümandır adam kafir olur, ateist olur. Fark etmez. İkisi Müslüman aynı. Olmadıktan sonra ikisi de aynı. Yani dinden çıkmak demek ikisini de... Şimdi arkadaşlar, bakın bu soruyla alakalı bir açıklama şöyle yapayım. Şimdi... Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde bir vatandaşın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kabul etmiş birinin evinin penceresine PKK bayrağı asma özgürlüğü var mı? Yok. Yok. Değil mi? Sistemin terör diye, terör örgütü diye belirlediği bir kurumun, kuruluşunun o sistem içerisinde yaşayan biri tarafından propagandasının yapılması efendim vesaire kimse ona ya fikir özgürlüğü diyemez. Fikir özgürlüğü olarak değerlendirilmez. Buraya kadar hemfikir miyiz arkadaşlar? Evet. Burada bir şeyimiz var mı? Ya şunu diye ya adam bir zararı yok ki. Adam içinden geçmiş falan. Eğer zaten devlet o konuda herhangi bir devlet o konuda bir şey diyemiyorsa hani Afrika'da denir ya muz cumhuriyeti, muz devletleri, muz cumhuriyetleri falan derler. Erken kalkan darbe yapar. Sabah kim erken kalktıysa gider darbe yapar. Bir ay sonra başkası darbe yapar falan. Düzen bozulur. Şimdi şer'i bir devletin ana yasası nedir? Şeriat'tır. Yani Allah'a ve Resulullah'a imandır.
bir Müslümanın da şey ayrıdır. Gayrimüslimi zimmi olarak kabul eder, ona haklar verir. İslam devleti onun özel haklar olur. Ona çünkü onu öyle kabul etmiş. Ama bir Müslümanın dinini değiştirmesi de aynen vatana ihanet gibi değerlendirilir şer'i devlette. Ha biz şimdi şu anki oturduğumuz yer, bulunduğumuz konum açısından bunu bir fikir özgürlüğü olarak düşünebiliriz. Ya insanın doğrudur. Bakın insanın inanma özgürlüğü de vardır. İnanmama özgürlüğü de vardır. Şimdi bir insanın bir terör örgütünü destekleme özgürlüğü de vardır. Desteklememe özgürlüğü de vardır. Ama destekleme özgürlüğü o örgütü terör örgütü olarak kabul eden bir sistem içerisinde yoktur. Anlatabiliyor muyum? Bakın mürtet nasıl öldürülür? Molla Kabız olayı vardır Kanuni zamanında. Evet. Meşhur bir olay. Hatta İslam Ansu Kuvvetisi'nde madde var. Molla Kabız diye de madde var. Yani Molla Kabız Hazreti İsa'nın Resulullah Efendimiz'den daha üstün olduğuna inanan ve bunu propaganda haline getiren bir insan. Yakalanıyor. Yakalanınca mahkemede kadınlar karşısında kendini savunuyor ve savunuyor. Kadınlar bir şey diyemiyor. Kadınlar bir şey diyemiyor orada. Ve mahkeme düşüyor. Bakın. Yani hemen şey yok. Bak mahkeme düşüyor. Adam gidiyor. Kanuni bu sefer sinirleniyor. Ne demek yani diyor. Biz diyor şimdi bir diyor Resulullah Efendimiz'den bir başka peygamberin daha üstün olduğunu söyleyen ve bunu ama bakın bu propaganda da bir şey var. İnsanları Hristiyanlaştırma düşüncesi var. Biz diyor şimdi buna müsaade mi edeceğiz diyor. Yani bizim hiç mi insanlığımız yok? Bu sefer o zamanki İstanbul Başkadısı Kemal Paşazade diyor ki Kemal Paşazade Hazretlerine söyleyin. Bu tabi propagandaya devam ediyor mahkemede aklandım diye. Tekrar yakalanıyor. Bu sefer Kemal Paşazade susturuyor. Delillerini çürütüyor. Diyor ki tövbe et dön. Tövbe etmiyorum dönmüyorum deyince hakkında idam kararı veriliyor. Bilmiyorum anlatabildim mi ya da tatmin eden bir cevap verebildim mi? Yani o sistem içerisinde arkadaşlar o sistemin mi inkar edici bir tavra bir insan giremez. Bu şeriatta da böyledir. Bu başka şeriatlarda da böyledir. İdeolojilerde böyledir. Bu her yerde böyledir. Yani şurada bile böyledir. Yani buranın asli ana kurallarına ben asla reddediyorum, kabul etmiyorum, inkar ediyorum diyen bir insana olabilir kardeşim. Fikir özgürlüğü yani birinin de burada kalıp da buraya sövme hakkı da vardır diyemez kimse. Yani hiçbir akıl mantık onu kabul etmez. Hiçbir akıl mantık onu kabul etmez. O yüzden mürtedin öldürülmesi bundan dolayıdır. Dinde zorlama yoktur. Zorla Müslüman yapma yoktur. Gayrimüslimlerin haklarını da İslam savunur. Onlar için de bir hukuk geliştirmiştir. Fethettiği yerlerdeki insanların ibadethanelerine, onların kendi hallerindeki işlerine İslam şeriat dokunmamıştır. Onlara bu anlamda yani İslam'ı anlatarak yani gönül rızasıyla Müslüman olsunlar çabasına girmiştir. Fakat Müslüman olup da dinden dönen bir insana da bu da vatana ihanet şeklinde verdiğim örneklere benzer değerlendirilmiştir. Bir de Müslümanların sırlarını vesairelerini paylaşma gibi bir tehlikesi de var. Ya onlar o gibi şeyler hani Müslümanların sırlarını paylaşma bir hikmet kabilinden zikredilebilir. Ama asıl gaye bu genel temel prensip. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Gününüz bereketli olsun inşallah. İnşallah Cenab-ı Allah nasip ederse bir başka sohbette tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Allah razı olsun hocam. Sağ olun.